Herkese merhabalar, Türklerin ana yurdu Orta Asya'ya gidiyoruz Tonguç'um, seninle birlikte gerçekten çok önemli bir konuyu öğreneceğiz. Atalarımızın yanına gidiyoruz. Evet, atalarımızın yanına gidiyoruz. Şu anda Orta Asya'dayız ve Orta Asya'daki Türkleri öğreneceğiz. Kimler var? Asya Hun Devleti var, kavimler göçü, Avrupa Hun Devleti, kök Türk Devleti'ni öğreneceğiz. Yani Türklerin köküne gidiyoruz. Türk Devleti'ni görüyoruz. Türk adıyla kurulan ilk devlet. Aynı zamanda ikinci Köktürk Devleti'ne bakacağız. Uygur Devleti'ni, ilk Türk Devletleri'nin kültür ve medeniyeti öğreneceğiz. Çok çok önemli bir konu Tonguç'um. Arkana yastığım... Kılıcımı hazırladım. Evet, kılıcını da hazırlayabilirsin. Tabii daha o zamanlar tam kılıç var mı bilmiyorum ama... ...kılıç da vardır gerçi, o zamanlarda da kılıç var. Ama silah yok, daha silah icat edilmemiş. O dönemde, şimdi... Orta Asya'da atalarımızın hangi devletleri kurduğunu hep beraber öğreneceğiz. Herkes arkasını yaslansın. Mükemmel bir şekilde dersimizde konuyu öğreneceğiz. O zaman hadi bakalım dersimiz başlasın Tonguç'um. Evet şimdi dersimizin sonrası mutlaka bu konuyu pekiştirmek için Dinamo Soru Bankamızdan, Taktikli'den ve Zoru Bankası'ndan süper ödevlerimiz olacak. Bu kitaplarınızı hazırlayın arkadaşlar. Birazdan ödevlerimiz gelecek. Ama isterseniz şimdi gelin Orta Asya'daki Türk devletlerini güzel bir şekilde öğrenelim. Şimdi Türklerin ana yurdu Orta Asya'ya baktığımızda bunu bize sınavda sorarlar Tonguç'um. Ana yurdumuz bizim ilk yurdumuz yani. Şu anda yurdumuz nerede? Kağıthanede hocam. Kağıthanede değil evladım ne kağıthanesi? İstanbul'dayız, Ankara'dayız, Anadolu'dayız. Şu anda biz Anadolu'dayız bak. Burası Anadolu. Ama Türklerin ana yurdu ilk başta Orta Asya'ydı. Yani kuzeyde Altay Dağları, işte batıda Hazar Denizi, doğuda Kingan Dağları, güneyde Himalaya Dağları ile çevrili bir bölge. Yani şunu unutma haritalarda her zaman Tonguç'um yukarısı kuzeyi, aşağısı güneyi, sağ taraf doğuyu, sol tarafta batıyı gösterir. Dolayısıyla sen bir haritaya baktığında kuzey, güney, doğu, batı çok rahat bulabilmen lazım. İşte Orta Asya'nın ne olduğunu sana sınavda yüzde yüz soracaklar. Bunu bil. Orta Asya neresidir diye yüzde yüz soracaklar. Dolayısıyla Orta Asya'nın neresi olduğunu sordukları zaman diyeceksin ki kuzeyde Altay Dağları, batıda Hazar Denizi ve Aral Gölü, Ural Dağları da diyebilirsin. Güneyde Himalaya Dağları yani Hindistan falan var orada artık. Batı'da Kingan Dağları ve Tanrı Dağları ile çevrili alana Orta Asya diyoruz. Orada neler var hocam? Bugün orada neler var söyleyeyim. Bugün işte orada Özbekistan var, Türkmenistan var, işte e, Tacikistan var. Şu anda o bölgelerde Kırgızistan var, o bölgelerde şu anda Türk Devletleri de var yine. Burada şunu bilmemiz lazım. Orta Asya Türk Devletleri esasında bizim ilk ana yurdumuzda bulunan Türk Devletleri. Şimdi Türklerin ana yurdu Orta Asya'da kurulan devletlere baktığımızda bak. Milattan önce, milat başlangıç tarihi sıfır. Sıfırdan öncesi milattan önce oluyor biliyorsun. 220 yılında kurulan Asya Hun Devleti var. Çok büyük bir devlet. Kurucusu Teoman en büyük e, kanı, en büyük hükümdarı Mete olacak. Sonrasında Köktürkler kurulacak. Köktürk Devleti de tabii ki Türk adıyla kurulan ilk devlet. Ardından uygar bir devlet olan Uygur devleti gelecek. Yerleşik hayata geçecekler. Mimaride sanata ilerleyecekler. E günümüzde de 1923'te kurulan Türkiye Cumhuriyeti var. <laughs> evet ben de alkışlıyorum. Tebrik ederim Tonguç'um. Tebrikler seni. Türkiye Cumhuriyeti var. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti yani Türk devletleri ta milattan önce 220 yılından beri var. Yani şu anda 2000... 22'deyiz değil mi? Mesela 2022'de olduğunu söylersek. 220 eklediğimizde Şöyle ne eder? Çünkü milattan öncesi olduğu için ekliyoruz. Çıkarmayacağız. Bir bu kadar var. Bir de 220 ekleyeceğiz. 2 4 2 daha ne eder? 0. Matematik Hesap makinesi etmiyor? getireyim mi? Hesap makinesi getirmeye gerek yok Tonguç'um. Bir dakika. Eee 2242 yıllık bir e, geçmişimiz var hatta çok daha fazla ama bu tarihte bilinen Türk Devletleri olarak söylüyoruz. O zaman şuraya da toplama işaretini koyalım karışıklık olmasın. Şimdi o zaman Asya Hun, Köktürk, Uygur ve Türk Cumhuriyeti'ni öğrenmeye hazır mısın Tonguç'um? Hazırım hocam. Harikasın. Şimdi Orta Asya'da yaşama baktığımızda geniş bozkırlar var. Konar göçer bir yaşam var ve sürekli mücadele ve aksiyon var. Online game. Hayır canım ne online game? O, orada online oyun falan yok. Orada sadece böyle savaşlar, kılıçlar, mücadele var. Sert karasal bir var. Yani Hava gündüz çok sıcak oluyor, akşam da çok soğuk oluyor. Hayvancılık ve ticaret önemli. Bak, konar göçer yaşamdan dolayı hayvancılık var ve ticaret var. Yani tarım yapamıyorlar. Bak, buraya yazalım. Tarım yok. Niye? Çünkü konar göçer hayat yapıyorlar. Yani sen tarım yaptığın yerden göç edebilir misin? Hayır hocam. O zaman nasıl tarım yapacaksın ki? Mesela sen biraz buradasın, biraz burada, biraz burada. O zaman tarım yapamazsın. Dolayısıyla Konar göçer yaşam olduğu için hayvancılık var ama tarım yok. Bunu unutma. Tarım yok. Tarım olması için yerleşik hayata geçmemiz lazım. Yerleşik hayat bak yerleşik hayat olsaydı olsaydı tarım tarım da olurdu. Bunu aklından çıkarmak için burası çok çok önemli. Şimdi şimdi Orta Asya'da Türklerin göç etmesinin sebepleri var. Birincisi sert iklim var. Hava çok soğuk. İkincisi kuraklık var. Bazen yağmur hiç yağmıyor. Otlak ve meralar yetersiz. Otlak ve mera nedir? Lokanta hocam. Tabii senin için lokanta oluyor. lokanta değil evladım. Hayvanların lokantası esasında. Yani ineklerin lokantası. inekler orada. inekler koyunlar orada. E, yani evet inekler için kasetini biliyorum zaten. Yanlış anlamasın Tonguç'um. İneklerin, koyunların lokantasına otlak ve mera deniyor. Oralar yetersiz kalınca hayvancılık yapıyorlar. Hayvanlarını beslemek için başka yerlere göç ediyorlar. Bu coğrafyayla alakalı. Hayvan hastalıkları çıkıyor. Kıtlıklar çıkıyor. Dolayısıyla bu yine ekonomiyle alakalı. Boylar arası çekişmeler. Yani... Boy ne demek Tonguç'um? Erkek demek hocam. Hayır ya yani, ne alakası var? İngilizce de boy erkek çocuğu demek. Boy bizde aileler boylar oluşuyor. Mesela şöyle düşün şu millet olsun tamam mı? Milletin içinde boylar var böyle bir sürü boylar var. Bu boyların içinde de aileler var. Bu aile, 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 aile. Mesela burada bir, iki, dört, altı, yedi tane aile var. Bu bir boy oluşuyor. Burası e, başka bir aile oluşuyor. Dolayısıyla bunların her biri, her biri bizim için çok önemli boylar arasında çekişme mücadele olabiliyor. Yani mesela bu boyla bu boy birbirine mücadele edebiliyor. Çin ve Moğol baskısı olabiliyor. Yeni yerler elde etme arzusu da oluyor. Bu da önemli. Bu da siyasi bir neden. Şimdi Türklerin Orta Asya'dan göç etmelerinin belli sonuçları da var. Bak göçlerin sonuçlarına bakıyoruz. Az önce sebeplerini görmüştük. Neydi sebepleri? kıtlık vardı, kuraklık vardı, hayvan hastalıkları vardı, boylar arası çekişme vardı yani gruplar arası çekişme. Çinliler ve Moğollar bize saldırabiliyordu. Yeni yerler elde etme arzusu vardı. Çinliler de bizim hemen yakınımızdalar bu arada. Korona getiriyorlar hocam. Hayır canım korona morona getirmiyorlar bak. Çinliler buradan böyle bize saldırmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla Çinlilerin de mücadeleleri önemli e, ee, boylar arası çekişme, Çin ve Moğol baskısı, yeni yerler elde etme arzusu bunların her biri bizim için önemliydi. Dolayısıyla Türk kültürü geniş alanlara yayıldı. Farklı coğrafyalarda Türk devletleri kuruldu. Farklı farklı Hunlar, Köklükler gibi Türk devletleri kuruldu. Ve Türk tarihini de bir bütün halinde incelemekte zorlaşıyor. Yani bir oradayız bir buradayız. Farklı farklı yerlerde olduğumuz için bunu incelemekte zorlaşıyor. Geldik Asya Hun Devleti'ne. Asya Hun Devleti Orta Asya'da kurulan İlk Türk Devleti. Bak hatırlarsan dersimizin başında ne demiştik Tonguç'um? Orta Asya'da kurulan birçok Türk Devleti vardı. Asya Hunlar vardı, Kök Türkler, Uygurlar ve tabii ki de günümüzde Anadolu'da bulunan e, Türkiye Cumhuriyeti demiştik. Şimdi Asya Hun Devleti'ndeyiz. Burası çok çok önemli. Kurucusu Teoman. Teoman gerçekten de tüm boyları bir araya getiriyor ve bir devlet kuruyor. Yönetim merkezi Ötüken ve en güçlü dönemi de Metehan. Metehan gerçekten çok değerli bir e, hükümdar. Metehan zamanında Asyon Devleti çok büyük başarılar yapacak. Mesela birincisi Asyon Devleti teşkilatlı Türk devleti dedik. Metehan zamanında onlu askeri sisteme geçilecek. Yani onbaşı, yüzbaşı, binbaşı buna benzer bir sistem var. Duydun mu Tonguç'um? Evet hocam. İşte bu sistemi kuran kişi esasında Metehan. Ve tüm dünya hala bu sistemi kullanıyor. Türkler ilk defa bir bayrak altında toplanıyor. Bayrağımızı da hemen gösterelim. Gördüğün gibi bir ejderha var adeta. Devam ediyoruz. Türk bayrağımızı alalım. Gerçekten bizim bayrağımız mükemmel. Asyon Devleti'nin bayrağı da güzel ama en güzel bayrak şu anda bizimki. Pazarı kalısı. E, tabii o dönemde onlardan kalan bir eser. Ouzkan destanı önemli. Ouzkan destanı esasında az önce söylediğimiz Mete'nin hayatı, Metehan'ın hayatı bahsedildiğini düşünüyor. Çin Seddi var. Çinler sence Çin Seddi'ni niye yapıyorlar sence Tonguç'um? Korona getirirler hocam. Yok, yok, o zaman daha korona yok Tonguç'um. Yani korona getirirler diye böyle bir şeyden dolayı biz önlem içi değil. Çinliler bizim akınlarımızdan korktukları için, Türkler bizi fetheder diye bizden korktukları için Çin Seddi'ni yapıyorlar. Çin Seddi de uzaydan gözüken tek bir bina düşün yani. O kadar korkmuşlar bizden. Dolayısıyla Çin Seddi yapılıyor. Geldik Asya Hun Devleti ile alakalı diğer bir kısma yani yıkılışına. Çin'in entrikaları sonucunda bak şimdi Asya Hun Devleti ile alakalı az önce söylediğimiz şey çok önemli. Asya Hun Devleti'nin kurucusu Teoman en büyük hükümdarı Mete. Mete gerçekten onun sistemi kuruyor. Çinlileri kontrol altına alıyor ama Çinlileri tek bayrak altında yani bizim devletin içine almıyor. Çünkü niye? Çinler kalabalık olduğu için bizi asimile edebilirler. Yani bizi karıştırabilirler. O yüzden Çinlere fazla bulaşmıyoruz. Ancak Çinliler ...gizlice bize prenses yollayarak, farklı farklı şeyler yollayarak... bize entrikalarla zayıflatıyorlar ve... ...Asya Hun Devleti kuzey ve güney olmak üzere iki ayrılıyor. Kuzey Hunları, kavimler göçüne neden oluyor. Kavimler göçü nedir biliyor musun Tonguçcuğum? Hayır hocam. Bak hemen söyleyeyim şimdi. Kavimler göçü çok çok önemli. Şöyle düşün. Şurası Asya Hunları olsun tamam mı? Burada da ee, Asya Hunları şöyle iki kişi olduğunu düşün. Hani birazdan kuzey ve güney diye ayrılacak ya mesela. Ayrılacaklarını düşün. Şöyle biri kuzeye gidecek, biri güneye gidecek. Bunlar Asya Hunları. Ama bu sırada burada başka başka kavimler de var. Diyelim ki burada mavi diye bir kavim var. Burada sarı diye bir kavim var. Burada yeşil diye bir kavim var. Burada turuncu diye bir kavim var diyorsun. Şimdi bunlar Asyonlar iki ayrıldı dedi ki kuzey Güney. Bu ayrıldıktan sonra Kuzey Asya Hunları Böyle mavi ittiriyor. Mavi de sarı ittiriyor. Sarı yeşil ittiriyor. Yeşil de turuncu ittiriyor. Herkes birbirini ittirince yani herkes birbirine sen çekil sen çekil deyince kavimler güç olmuş oluyor. Bak hatta araya kaynak yapma demişiz. Yani Hunlar, Slavları, Finleri, Ostrogotları, Vandalları, Vizigotları, Saksonları, Alamanları, Frankları ittiriyor. Hatta şöyle düşün sana daha iyi anlayacağın şekilde anlatayım. Şimdi burası Hunlar dedik ya Tonguç'um. Hunlar burada. Burada diyelim ki Fransızlar var. Burada Almanlar var günümüzdeki. Veyahut da işte ne bileyim Norveçler var, Finlandiyalılar var gibi düşün. O zamanki adları tabi bu değil. O zamanki adları Saksonlar, Franklar, Alamanlar, Vandallar, Ostrogotlar, Vizigotlar gibi garip garip isimleri var. Bu isimdeki adamlar o zamanki yani günümüzdeki Fransa, Almanya falan. Bizde Hun değil bizim şu anda adımız Türk değil mi? Biz az önce ne yaptık? Türk bayrağını çıkardık. Niye? Çünkü Türk yani Türkiye. Şimdi o zamanki Türklere Hunlar deniyor. Hunlardan Kuzey Hunları biz geliyoruz diye Atilla var, Atilla böyle ittiriyor diyor, çekiliyor maviler. Mesela Fransızlara çekiliyor, Fransızlar da Almanlara çekiliyor, Almanlar da İngilizlere çekiliyor, İngilizler de Norveçlere çekiliyor, hepsi birbirini ittiriyor. İşte biz bu olaya Tonguç evladı benim, kavimler güçlüyoruz ve 375 yılında oluyor. Çok çok önemli bir olay. Neden? Çünkü kavimler güçü sonrasında günümüz Avrupa milletlerinin temelleri atıldı. Yani az önce dedim ya hani İngilizler, Fransızlar, Almanlar onların temelleri atılıyor. Roma İmparatorluğu ikiye ayrılıyor. Avrupa'da çok büyük bir Roma İmparatorluğu var, o ikiye ayrılıyor. İlk çağ sona erip orta çağ başlıyor. Avrupa Hun Devleti kuruluyor ve feodalite güç kazanıyor. Şimdi feodalitenin olduğunu biliyor musun Tonguç'um? Feodalite nedir anlatıyorum bak. Az önce demiştim ya hani Hunlar vardı. Hunlar şöyle ikiye ayrılacaklar demiştim. Burada işte Fransızlar, Almanlar, İngilizler, Norveçler vardı dedik ama o zamanki adları bu değil. O zamanki adı Franklar, Ostrogotlar, Vizigotlar falan. Şimdi Hunlar ikiye ayrıldı. Ayrıldıktan sonra Kuzey Hunları bunları ittiriyor ya. İttirirken bu sırada ben kalemleri ittiriyor ama burada çok büyük olaylar oluyor. Burada savaşlar oluyor. Mesela burada Hunlar işte atıyorum Fransızları kovalayınca Fransızlar gidip bunlara saldırıyor. Bunlar bunlara herkes birbirine saldırıyor. Yani Avrupa'da çok büyük bir sorun oluyor. Çok büyük savaşlar oluyor. Çok büyük bir güvenlik sorunu oluşuyor. Herkes korkuyor. Herkes korku içerisinde. Herkes tedirginlik içerisinde sürekli savaşlar olmuş. İşte bu buna saldırıyor, bu buna saldırıyor, bu buna saldırıyor. Herkes zaten Hunlardan da korkuyor, Hunlar geliyor diye. Herkes tedirgin. Bu karmaşa sırasında, bu karmaşa sırasında Küçük küçük krallıklar kuruluyor. Küçük küçük krallıklara biz feodalite diyoruz. Yani derebeylik diyoruz. Küçük küçük krallar diyor ki, bunlara derebeyi diyoruz. Derebeyleri diyor ki Tonguç'un şeylere, nedir onun adı? Halka. Gelin diyor benim kalemin içine sığının. Benim kalemin içine sığınırsanız ben sizi korurum diğer düşmanlardan. Çünkü kaleleri daha yıkamıyorlar. Kalelerin ilk yıkılması 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet sayesinde anlaşılacak. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'un kalelerini yıkınca, İstanbul'u fethedince o zaman diyecekler ki vay burada işte şey var ee, Osmanlı kaleleri yıktı ve böylece feodalite de bitti diyecek. Dolayısıyla bak Osmanlı sayesinde ama o da Osmanlı kaleleri yıkmadan önce Tonguç'um burada derebeyleri var sadece. Küçük küçük kaleler yapmışlar. Kaleleri kimse yıkamıyor. Mesela pembe yeşili, yeşil turuncu, turuncu sarı, sarı da mavi ittirdi. Mavi de gelip buraya kaleye gelince geri dönüyorlar. Çünkü kaleler yıkılmıyor. İşte derebeyleri diyor ki halka gelin kalelere sığının. Halk kalelere sığınıyor, içeri giriyorlar. Halka yemek veriyor derebey. Halka su veriyor. Halkı koruyor ama halkı da köle gibi kullanıyor. Artık siz benim kölemsiniz diyor. Yarın bir gün bu kale satılırsa bu köleleriyle beraber satılıyorlar. Yani halkın hiçbir zaman büyüme, zenginleşme, kendi kalesine sahip olmak, kendi evine sahip olmak yok. Hep bir köle olarak yaşıyor. Niye? Derebeyi kendisini koruduğu için halk alıp satılan bir şey oluyor. Onlar böyle e, bu şekilde kullanılıyor. Neden bu güç sırasındaki güvenlik sorununun nedeniyle ve feodalite yani böyle küçük küçük kaleler güç kazanıyor. Orta Çağ'da Avrupa'da toprağa dayalı düzen. Yani e, derebeyler burada toprağı da yönetiyorlar. Buradaki şeyleri diyorlar ki çiftçilere siz toprağı yönetin, para kazanacağım diyor. O parayı yiyor kendisi ve ben de sizi koruyorum diyor. Başka da bir şey istemeyin benden diyor. Sonradan feodalite yıkılacak az önce söylediğim gibi e, şeyle İstanbul'un fethiyle yıkılacak. Şimdi Avrupa Hun Devleti'ne baktığımızda kurucusu Balamir, en güçlü dönemi Atilla. Atilla hani böyle herkes ittiren adam. Ve Avrupa Devleti geliyor diye korkuyorlar. Atilla geliyor diyor korkuyorlar. Geldik Köktürk Devleti'ne. Şimdi tekrar geri nereye dönüyoruz Songuç'un? Orta Asya'ya dönüyoruz. Yani tekrar Asya Hun Devleti'nin kurulduğu yere tekrar geri dönüyoruz. Yani Avrupa'ya gitmiştik. Şimdi tekrar Asya Hun Devleti'nin kurulduğu Orta Asya'dayız. Ve Asya Hun'dan sonra Köktürk Devleti'ne geliyoruz. Asya'nın içinde bir tane şöyle Avrupa Hunları diye bir devlet kurduk. Avrupa Hunları Avrupa'da kuruldular. Avrupa'da kanunvergeçine sebebiyet verdiler. Avrupa'da feodalite başladı. Şimdi tekrar Köktürk Devleti'ne geldik. Kurucusu Bumin Kağan, yönetim merkezi Ötüken. En güçlü dönemi de Mukankan. Şimdi o zaman hazırsan Köktürk Devleti'ne gidiyoruz. Hazır mısın Longuçum? Kılıcımı hazırladım. Mükemmel. Kılıcını hazırladıysan hep beraber şimdi Köktürk Devleti ne yapacak bakalım. Birincisi Köktürk Devleti Türk adıyla kurulan ilk devlet. Dolayısıyla bu çok önemli Şimdi Köktürk Devleti İpek yolunu ele geçirmek için Akhunlar ve Sasanilerle mücadele ediyor. Şimdi İpek yolda bir yol var. Böyle Çin'den başlayıp ta Avrupa'ya kadar giden ticaret yolu tamam mı? Bu ticaret yolu çok değerli bir yol. Ve bu yol sayesinde de insanlar doğunun zenginliklerini, baharatını, ipeğini, ticaret ürünlerini Avrupa'ya götürebiliyorlar. Bu yoldaki kontrolü ele geçiren parayı da ele geçiriyor. Çok değerli. Dolayısıyla Köktürkler, Akhunlar ve Sasanilerle mücadele ediyor. Şimdi... Şimdi Köktürk Devleti'nin Türk tarihindeki önemine bakalım. Birincisi adı Türk olan ilk devlet. Bir kere hemen bayrağımızı dalgalandırdık. İkili teşkilat ile yönetiliyor. İkili teşkilat esasında iyi bir şey değil. Niye biliyor musun? Şöyle ki Doğu'yu büyük abi Kaan, Batı'yı küçük kardeş Yabgu yönetiyor. Bu da ülkeyi sıkıntıya düşürüyor. Göktürk alfabesi kullanıyorlar. Orhun kitabında yazacaklar. Ve Ergenekon desen yani demir madenini kullandığımızı anlatan, bağımsızlığımıza kavuşmayı anlatan Ergenekon desanı buraya ait. Doğu Köktürk Devleti 630'da Çinler tarafından yıkılacak. Çinler Hunları da yıkmışlardı. Biz de yıkıyorlar. Gerçekten Köktürkleri de yıkıyorlar. Bak. Hunları da hatırlarsan Çin entrikaları sonrası ikiye bölünmüştü. Köktürk Devleti'ni de yıkmış oldular. Şimdi ikinci Köktürk Devleti yani Kutluk Devleti de kurucusu Kutluk Kağan yönetim merkezi Ötüken. Dikkat etsen hep yönetim merkezi Ötüken oluyor. Şimdi Köktürk Devleti'nin yani ikinci Köktürk Devleti'nin yani Kutluk Devleti'nin Türk tarihindeki önemine baktığımızda Orhun yazıtları var. Yani Türk tarihindeki ilk yazılı belgeler. Taşın üzerine yazılmış yazılı belgeler var. Burada Bilge Kağan, Kültigin, Vezir Tonyukuk adına işte ülkenizi koruyun, vatanınızı sevin, toprağınızı kimseye bırakmayın diye böyle edebi bir dille yazılmış bir ee, siyasetname gibi çok değerli yazılar var. Bu yazıları Orhun yazıları diyoruz buna ve Köktürk Devleti zaman yapılıyor. İkinci Köktürk Devleti de Karluk, Basmin ve Uygurların saldırıları sonucu yıkılıyor. Bak Asyon Devleti Çinler tarafından yıkılmıştı. Yani Çin'in entrikaları. Köktürk Devleti Uygurlar tarafından. İkinci Köktürk Devleti Uygurlar tarafından yıkılıyor ve Uygurlar kuruluyor. Şimdi Uygur Devleti'ne baktığımızda Uygur deyince aklına hemen uygar gelecek. Yani medeni böyle yerleşik hayata geçmiş ve mimaride, sanatta ilerlemiş. Kurucusu Bilge Külkağan, yönetim merkezi Karabalgasun. Bu arada işte e, kurucusu Bilge Külkağan mı? İşte e, ne diyelim mesela burada kim? Kutlu Kağan veyahut da işte ee, böyle garip isimleri sormuyorlar. Ona dikkat et. Ama Mete bilmen lazım mesela. Veyahut da şuradaki Asyohun'dan sonra Köktürk Devleti kuruluyor. Sonra Uygur Devleti kuruluyor. İşte Köktürk Devleti'nin Orhun kitabelerine yazdığını bunları bilmen lazım. Ama Uygur Devleti'nde işte Bilge Külkan falan bunları o kadar da ezberlemene gerek yok. Bunu lisede bile sormuyorlar. Şimdi geldik buraya. Uygur Devleti kuruldu. Uygur Devleti'nin Türk tarihindeki önemine bakalım. Birincisi yerleşik yaşama geçiyorlar. Dolayısıyla artık tarım yapılabiliyor. Ama hatırlarsan ee, ...ilk Türklerde yani Orta Asya'da yaşayan Asya Hunlar'da, Kök ...hep böyle sürekli olarak konar göçer hayat yaşadığımız için... E, ...yerleşik hayat olmadığı için tarım yapılamıyordu. Hayvancılıkla geç, geçiniyorlardı. Şimdi... ...çağıt, matbaa ve kalıcı sanat eserleri veriyorlar. Kağıdı bulacaklar, kağıdı kullanacaklar, matbaayı kullanacaklar, bulacaklar... ...ve kalıcı sanat eserleri verecekler. Göç destanı ve türeş destanı Uygurlara ait. Bir de Mani dinine inanıyorlar. Mani dini de burada... E böyle et yemek yasak mani de. Dolayısıyla böyle savaşçı özelliklerini kaybedecekler. Böyle sakin sakin yaşayacaklar. Kırgızlar tarafından da Uygur devleti yıkılacak. Şimdi o zaman şöyle bir toparlayacak olursak Tonguç'um. Asya Hun devletinde en büyük hükümdara Mete dedik. Mete'yi bir kere bileceğiz. Mete'nin yanına onlu sistem yazdık. Ve Çin entrikalarıyla yıkıldığını yazdık. Çin entrikalarıyla entri entrikaları dedik. Avrupa'nın devleti ayrıldı dedik. Avrupa'nın hükümdarı da Attila dedik. Bu çok önemli. Hatta bunlar Avrupa'nınları kavimler göçüne sebebiyet verdi dedik. Kavimler göçü dedik. Son ardından Köktürk devleti kuruldu. Köktürk devletinde de yine Ergenekon destanını bilelim dedik. Bunu sınavda sorabilirler Tonguç'um. İkinci Köktürk devletinde de Orhun kitabeleri var dedik. Köktürk devletinin en önemli özelliği de Türk adıyla kurulması dedik. Hemen şöyle Türk adının yanına yıldız koyuyorum şöyle. Geldik Uygur Devleti'ne. Uygur Devleti'nin en önemli özelliği yerleşik hayata geçmesi, uygar olması ve az önce söylediğimiz gibi kağıt, matbaa ve kalıcı sanat eserleri var. Göç ve türeş destanı var. Bu da diğer özelliği. Geldik şimdi ilk Türk devletlerinde kültür ve medeniyeti. Şimdi birincisi kurultay denen bir şey var. Kurultayın diğer adı da meclis. Devlet işleri konuşuluyor burada. Yılın belli dönemlerinde toplanıyor ve bu bir danışma meclisi. Yani son sözü Kaan söylüyor. Niye danışma meclisi? Çünkü son sözü son sözü Kaan söylüyor. Son sözü o söylediği için yani oyla, oy, oy çok değil. En son Kan ne derse o olmuş oluyor. Dolayısıyla bu önemli. Bak mesela burası kurultay gibi düşün. Bu da Kan olsun. Son sözü o söylüyor. Tamam mı Tonguç'um? Geldik diğer tarafa. Töreye. Töre de yazısız hukuk kuralları. Herkes uymak zorunda. Ziya Gökalp Türk adının töre sahibi anlamındaki türeli sözcüğünden geldiğini söylemiştir. Yani töre çok önemli bize. Kanun töreye uymak zorundayız. Hatta İl gider töre kalır. Yani devlet bile gitse töremiz kalmak zorunda diyor. Gelelim kuta bak. Bunu sınavda yüzde yüz soracaklar sana Tonguç'un. Um. Burası çok çok önemli. Dolayısıyla buraya dikkat et. Hazır mısın? Buraya dikkatli dinlemeni istiyorum. Hazırım hocam. Harikasın. Bak şimdi dikkatli dinle. Aferin hazır olmana sevindim. Kut anlayışı Tanrı tarafından verilen ülke yönetme yetkisidir. Yani şu adamların her biri mesela bak şimdi şunlar kurultayda yaşayan adamlar olsun. Asker, halk olsun. Bu da kan olsun tamam mı? Burası kurultaydı. Son sözü kim söylüyordu? Kaan söylüyordu. O yüzden bu bir danışma meclisiydi. Buradakiler de çadırda yaşayan da halk da herkes de bu ülkeyi yönetme etkisini Kaan'a tanrı ver diyor. Allah ver diyorlar. Yani bizi bize bu adamı tanrı gönderdi. Dolayısıyla bu adam çok değerli. Çok kutsal bir adam. Kutsaldan hatırla. Kutsal bir adam. Yani hakimiyetin kaynağı gök tanrı. Yani seni kim seçti? Beni halk seçti diyor mesela şimdi seçimler yapıldığı zaman beni halk seçti diyoruz böyle değil mi? Mesela sizin sınıfta sınıf başkanı e, öğrenciler seçiyor değil mi çok, Evet hocam. Çok güzel. Dolayısıyla sizin sınıf başkanını halk seçmiş oluyor. Öğrenciler seçiyor. Ama bu adamı halk seçmiyor. Burada cumhuriyet yok. Bu adamı kim seçti diye sordukları zaman bunlara gök tanrı seçti. Tanrı seçti. Allah seçti diyorlar. Yani tabii o zaman Allah yok daha İslam'da tanışmamışız. Gök tanrı ama aynı şey Allah'la. Gök tanrı seçti diyorlar. Dolayısıyla bu adama çok değer veriyorlar. Onu bize Tanrı gönder diyorlar. Buna biz kut anlaşı diyoruz. İkili teşkilat ise maalesef kötü bir şey. Ülkenin merkezi otoritesine ters bir şey. Ülkenin doğusunu kan batısını yabgu yönetiyor. Az önce söylemiştim. Bu da ee, taht kavgalarına sebep veriyor. Taht kavgalarına taht kavgalarına sebep olur diyelim. Burası önemli. Batı yönetenlere de yabgu imkan ünvanı veriliyor. Bu da kardeşi yani. Hanedanın biri. Kardeşi oluyor. Yu cenaze töreni. Bir vefat ettiği zaman Yu denilen cenaze törenleri var. Hatta burada Sagu denilen şiirler okunacak. Balbal da kişinin mezarının başına öldürdüğü sayıca dikilen e, mezar taşı diyoruz. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Ha, çok güzel. Burada mesela diyelim ki bu iki kişi öldürdüyse iki tane mezar taşı görüyor. Tabii düşman asker olacak. Yani normal soktan geçen öldürdüğünü yazmıyorlar kurgan, yığıma tepe ve hüyük şeklinde genellikle tahttan yapılmış mezarlar. Bak içine eşyalar da konuyor. Adamın eşyaları da konuyor. Dolayısıyla bu ahiret inancı olduğuna gösteriyor. Bak burası da önemli. Yani Türk mezarlarından eşyaların çıkması öldükten sonraki yaşama inandıklarının göstergesi. Nevruz da bir bahar bayramı. Farsça yani İran dilinde yeni gün anlamına geliyor. Nev hani new diyorlar İngilizce'de. O da esasında Farsça gelmiş. Nevruz Türklerin Ergenekon'dan çıktıkları gün. Hatırlarsan Köktürkler'de Ergenekon destanı vardı bu. Bir de 12 hayvanlı Türk takvimi var. Her yıl bir hayvan ismiyle temsil ediliyor. Aylar birinci ay, ikinci ay değil de işte birinci ay, ikinci ay var ama işte bu yıl inek yılı, işte aslan yılı, pars yılı, fare, tavşan yılı, ne bileyim işte yılan yılı, at yılı farklı farklı isimler veriliyor. Şimdi 12 hayvanlı Türk de öğrendik. Burada şu çok önemli. Toplumsal yapıda hatırlarsan boy deyince sen az önce ne demiştin? Erkek demek hocam. Erkek demiştin ama boy erkek İngilizce erkek demekti. Boy erkek, girl kızdı. Ama buradaki boy neydi? Aileler yani diyelim ki anne baba çocuk aile aile birliğini oluşturuyor. Aile birliği boyları, boylar milletleri, millet de devleti oluşturuyor. Yani oguş, urug, ok, budun, il diyenilen bahsedilen şey aile, aile birliği, boy, millet ve de devlet oluyor. Dolayısıyla mesela şu anda bizim ülkemiz devlet, tamam mı? Devletimizin içinde farklı farklı, e, e, hepimiz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız ama farklı farklı yerlerden işte Tatar'ı var, Çerkez'i var, Türk'ü var, farklı farklıyız. Boylar var, büyük sülaleler var, aile birlikleri var, böyle küçük sülaleler var ve aile var. Yani senin anne baban ve kardeşinden oluşan ailen var. Onun gibi düşün, bu da bir toplumsal yapı. Onun gibi düşün, bu da bir toplumsal yapı. Dolayısıyla ilk Türk Devletleri'ni mükemmel bir şekilde, detaylı bir şekilde öğrendik Tonguç'um. Şimdi geldik ödev zamanına Tonguç'um. Sıfırdan altıya sözeldi, sıfırdan altıya sözeldi. Bu konuya alakalı mükemmel bir konu anlatımı yaptık. Bak, burada göstermek istiyorum. Türklerin ana yurdu kısmını mükemmel bir şekilde anlattık, sonra soruları geldi. Asya Hun, Köktürk ve Uygurları anlattık, sonra soruları getirdik. Sonrasında kavimler göçünü anlattık, burada gördüğün gibi. Orta Asya'daki Ergenekon, Oğuz Kağan, Yu, Maniheizm, Orhun abileri bu kavramları anlattık ve sorular hazırladık. Sen mutlaka burada sayfa 111'e kadar gel Tonguç'un um, bu bir. İkincisi ve en önemlisi mutlaka taktikli e, sözelde sosyal kısmında yine bu konuyla alakalı süper sorularımız var ve ekstra dijital sorular da var. Türkler ana yurdu Orta Asya'ya kadar yani bu testi çöz ve tabii ki ekstra dijital soruları da çöz. Bir de Dinamo Sosyal Bilgiler Soru Bankamıza da burada hemen göstermek istiyorum. Hemen şuradan sonra bak. Türkler'in ana yurdu Orta Asya. Yine ekstra dijital sorularımız var. Buradaki soruları çözmeni istiyorum. Ama tabi burada İslamiyet'in doğuşuna gelme. Oralara da gelmediğimiz için sayfa 36'ya kadar çözmeni istiyorum. Son olarak da Zoru Bankası'nda da yine sosyal. Tüm dersler var burada. Sosyal hemen açıyorum. Sosyal kısmına Tonguç evladım benim. Burada bak hemen gösterelim. Heh, şurada. Türklerin ana yurdu Orta Asya. Burada bak bu kısımda bu testi çözmeni istiyorum. Yine ekstra dijital soruları da çözmeyi unutma. O zaman mükemmel bir şekilde konumuzu öğrendik. Hadi bakalım o zaman. Şimdi yapmamız gereken ödülü soruyu güzelce cevaplayalım ve yorumlara yazalım. Görüşmek üzere arkadaşlar.